Asif ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyenler. İkili oyun programıyla karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi ben Sami Esincirolları ve spor servisinden değerli arkadaşım Tolga Öztaş'la birlikte yaklaşık 50 dakika boyunca Bursa Spor başta olmak üzere haftanın sporda öne çıkan gelişmelerini konuşmaya devam edeceğiz. Bugün de yoğun bir gündemimiz var. Bursa Spor'un Giresun Spor karşılaşmasını konuşacağız. Yeşil beyazlı genç futbolcuların performansını değerlendireceğiz. Tabii ki Bursa Spor ligde aldığı üst üste iki yenilgi sonrası pazartesi günü sahasında Tuzla Spor'u da ağırlayacak. Yeşil beyazlı takımın bütün gündemini değerlendirmeye çalışacağız diyelim. Başlayalım. Tolga hoş geldin. Hoş bulduk Samet. Nasılsın? İdare eder. Bunun da bir kızarıklık gözümüze çarpıyor. Bilmiyorum evet. İzleyenlerimizin dikkatine sıkıntıdan çarpmış mı? Öyle mi? Sıkıntıdan Samet ya. Ne için? Ya, çok üzüldün tabii Bursa Spor maçına hem herhalde. Hem Bursa Spor'a çok üzüldük hem de ben bir yaklaşık iki önce bir kaza yapmıştım. Yani öyle kaza mi? Dediğimde öndeki arabaya azıcık dokundurdum. Çok azıcık bir çizik olmuştu. Hı hı. Araba kiralık araçmış. Hı hı. Yatma bedeli falan filan derken 2,5 lira bana para istediler. Sen ne yaptın? Yani araba sigorta karşıladı zaten. Hı hı. Hasarı. Hani arabada 1000 lira hasar var. Hani her şey orijinal değişiyor diye çizikler diye. 4 gün yattı diye dünya para istemişler. İtiraz ettik bakalım işte de sıkıntı yaptı. Sen genelde böyle konularda itiraz hakkını doğru kullanırsın. İtirazı doğru her şey itiraz hani. Tabi Bursa Sporlu gençler de itiraz etti Giresun Spor maçında öyle bağlayalım. Çünkü zaten oradan bağlıyordum ben. Tabii de. Büyük eksiklerle gidildi. Gençlerin bir baş kaldırısı oldu diyebiliriz. İki tane yenilen çok kötü gol var. Tabii hani, yavaş yavaş ona da gireceğiz. Yani ama yani Covid Samet sezon başından beri vurmuyor diyorduk. Yok yok dedik Bursa evet, Spor'da. Yok diyorduk. Olunca işte kötü oldu. Hani bazı takımlar aslında iyi atlatmışlar. 3 oyuncu, 4 oyuncu derken bizde bir anda sakat. Yani tam isimleri de net bilmiyoruz. Çünkü bazı isimler sakat denildi. 8 pozitif vaka, 8 4 pozitif. Oyuncunun da sakat olduğu, hangileri olduğu belli söyleniyor. Değil. Sakat oyuncular arasından sakatlığı geçip Covid'e yakalanan isimler olduğunu biliyoruz. Tabii ama oyuncular açıklamadığı için bizim de çok fazla değerlendirmemiz doğru gerçi, olmaz. Resmi olarak tek açıklayan isimler herhalde Onur'la Cüneyt oldu evet, şu ana Onur'da kadar. Evet, Onur'la Cüneyt oldu. Çoğu da galiba artık negatife dönüyormuş ama bakalım neler olacak. Yani ya bir sorun bitiyor Samet. Bursa Spor'da bu sezon resmen artık sorun sezonu oldu. Yani son, bir sorun son bitiyor. Son 5 yıldır öyle aslında. Ya, sadece öyle bu sezon hani, özgü değil. Bu sezon artık işte hani Covid olayı da hani mesela İkinci yarıya umutlu başladık. Adana Demirspor'u yendik. Her şey nasıl? Çok güzeldi. Bizim programlarda tüm camia çok güzeldi. Bir anda Ali Akman sorunu çıktı ortaya. İşte Ali Akman'ın üzerinden gençlere, camia Mustafa Er ve gençlere dedi ki Ali yoksa Batuhan var. Ona sarıldık. Altınordu mağlubiyeti geldi. Bir şeyler geldi. En son Giresun'da işte as takım yoktu. Yani 4 tane falan amatör oyuncu vardı. Yani o stoperdeki da yeni profesyonel yapılmış. Geçtiğimiz hafta geçtiğimiz bir hafta yapıldı. Öncesi yapıldı. 4 oyuncu kariyerlerindeki ilk resmi maçlarına çıktı. Tolga, Hasan Basri, Kadir Yiğit, Şamilcan. Aynen yani bu oyuncuların hepsi yani bilmiyorum bir ama. De daha. Bir de ben ya Bursa Spor'u ya bunları gördükçe bize de bilmiyorum sana nasıl geliyor. Bir güven aşılanıyor bana. Mesela herkesin beklediği nasıldı? Ya Bursa Spor kesin mağlup olacak. %100 evet Bursa Spor mağlup oldu ama yani mahkum oynattı Giresun Spor'u. 2-0'dan sonra tamamen oyunu kontrolünü eline aldı. Evet Giresun'un kaçırdığı pozisyonlar da var ama zaten yani bu genç oyuncuları da siz o kadar Abdurrazak Traore'lerle işte bir sürü oyuncuyla Eren Tozlar'la zaten pozisyon bulamıyorsanız ayıp zaten bırakın gidin yani. Yani özellikle Giresun bence biraz Giresun tarafının topu bırakmasının da etkisi var Bursa Spor'un bu kadar sahaya iyi yayılmasında. Ama şunun da etkisi var. Giresun Spor'lu oyuncular maça şöyle çıkmışlar. Bence çok iyi bir hafta içi çalışması da geçirmemişler. Evet. Bursa Spor'daki evet resmi olarak belki cumartesi günü açıklandı ama çarşamba gününden itibaren, perşembe gününden itibaren zaten bu herkes tarafından duyulmaya başlandı. Bizim kulağımıza geldiyse mutlaka futbol camiası biliyorsun tabii, böyle futbol camiası daha çabuk öğreniyor. Birbirine bizden çok yakın. Hemen Giresun cephesine ulaşmıştır. Bir labalilik sezdim. Ama tabii ki hemen şunu da ekleyelim aslında maça geçmeden önce. Bursa Spor'da 8 pozitif var dedik Tolga. Futbolcu olsanız bile, sporcu olsanız bile çok bu hastalığı ağır geçiren isimler var. Mesela en yakın örnek Galatasaray'da Babel. Babel'in 8-9 kilo ya verdiği söyleniyor. Arda'nın bir hafta hastanede kaldığı söyleniyor. Bursa Spor'daki 8 futbolcunun da herhangi ciddi bir problemi olmadığını buradan aktaralım. Önemli şey o zaten. Ya bir de
Şu anki durumun negatife dönmesi de iyi oyuncular. Hı hı. Hani bizim aldığımız son bilgileri. Biliyorsun hiç olmayanlar vardı. O Umut Nayir'indi sanırsam işte Hırvatistan'a gitmeden önce. İki ay boyunca pozitif çıkmış. Hiç belirti yok, hastalığı ağır geçirmiyor ama durmadan pozitif çıkıyor PCR testi. Ya o yüzden bunu kısa sürede atlatmak çok önemli. Ya bu da çok önemli tabii ki. Futbolcular Giresunspor'a karşı forma giyemeyen isimler cumartesi günü protokol gereği teste girecekler. Evet. Eğer testleri negatife dönerse Tuzla Spor maçında oynayabilecekler. Hı. Ama şöyle bir sıkıntı da olacak. 15-20 gün arası maç yapmamış olacaklar Giresunspor maçını kaçırdıkları için. 2 hafta hafta içi antrenmanı kaçırmış olacaksınız. Ama bir şekilde en azından kadroda bulunurlar. Onlar kadroda olmasa bile Bursaspor'un gençleri çok iyi mesaj verdi. Biz buradayız bence dedi. De. Yavaş yavaş saha içine geçelim. Mesela ben savunmadan başlamak istiyorum. Hı. Taha, sen burada devre arası kampında henüz Taha çok fazla gündemde değilken de belirtmiştin. Taha'nın çok iyi bir Antalya kampı, hı, geçirdiğini. Yani şunu net bir şekilde söyleyebilirim. 2003 doğumlu Taha altı kardeş. Benim için şu anda Ertuğrul Kurtuluş'un önüne geçti. Kesinlikle performansıyla. Geçti. Yani ben ya biliyorsun bazı oyuncuları sahada da görmek lazım. İdman'da zaten ya ben topçuyum diyordu Taha. Çünkü, hı hı, hakikaten çalışmalarda fark ettiriyordu kendini. Fiziği orada aslında şu an yetersiz. Ona tabii rağmen hiç sırıtmadı. Yani bir 10 dakika bir tedirginliği oldu. Hı hı. Onun dışında gayet sanki yıllardır Bursaspor'da oynuyormuş gibi oynadı. Mesela Furkan Emre'yi daha önceki sezonlarda yani böyle takip ederken evet bazı yeteneği var, şeyi var. Mesela bacak gelişimi, Samet Adile gelişimi, yani nasıl çok şey de yapmak istemiyorum ama çırpı gibiydi bacaklar. Şu an Taha'nın bacakları hakikaten öyle çırpı gibi. Ama yani çok incecik, normal yani. Yaşına göre kıyasladığın zaman ama çok normal. Bu sezon Furkan Emre'nin bence öne çıkmasında, hani bu kadar daha az sakatlanmasında, daha önceki sezonlara göre devamlılığı olmasında kendini geliştirmiş. Mesela bacakları ciddi anlamda futbolcu bacağına dönmüştü. O adelisi, kası zaten oyunda da sağlam durması kendini gösteriyor. Umarım Furkan Emre benzettin ama kariyeri benzemez Furkan Emre. İnşallah, çünkü tabii, Furkan hayır, Emre sadece 24 yaşında ben buradayım, yok, diyebildi. Sadece o fiziki gelişim açısından eğer Taha zaten o gelişimi tamamlarsa 1-2 sene sonra zaten artık vücut gelişimi duracak ve ona göre bir kendini güçlendirme çabasına girecek. Oradan gelişmeye yönelecek. O olduktan sonra bence Bursaspor'un hakikaten stoperde birini daha kazandı. Yani seneye bu takımdan bir sürü isim gidiyorum dese tekrardan Taha ile Furkan Emre'yi koyarsınız oraya. Tabii Furkan Emre kalır mı? O da soru işareti. Kalır diye düşünüyorum ya. Bu kadar kendisine, bu kadar 24 yaşına kadar kendisinden vazgeçmeyen bir takıma. Tolga, ona da programın içerisinde girmeyi düşünüyordum ama şu an Bursaspor'un sezon sonu için nasıl konuşabiliriz, ne yapabiliriz gerçekten ya, tabii çok bilmiyoruz. İnanılmaz bir belirsizlik var. Bir kere başkan kim olacak? Başkan, evet, devam edecek mi? Mustafa Er devam edecek mi? Siz hocaya böyle bir proje sundunuz mu? 5 yıllık, 4 yıllık bir proje sundunuz mu? Sözleşmesi biten futbolcular var. Senin hafta içi konuşmuştuk. Bursaspor transfer tahtasını açtıramasa bile en basit örnek Onur Atasayır'ın sözleşmesi bitiyor. Hı hı. Uzattınız mı? Mesela öyle bir gündem var mı veya oyuncu kalmak istiyor mu? En kötü ihtimal satabilirsiniz ki devre arası resmi teklif gelen tek oyuncu Bursaspor'da Onur Atasayar. Aynen. Mevcut başkan aday mı? Değil mi? Transfer tahtası açılacak mı? Kaç para lazım? Devre arası biliyorsun 46 milyon TL lazımdı. Evet. Sene sonu açtırılamazsa -6 puan gelecek. Ondan sonra süreç nasıl işleyecek? Yine Bursaspor'u son 4 yıldır olduğu gibi çok kaoslu bir yaz bekliyor. Tabii ki öyle bekliyor da. Ya mesela artık Samet yönetimin dediğimiz bir şeyler yapması lazım. Ya bu para temliklere gidiyor. Ben artık yönetimin bir şey yapacağına inanmıyorum. Ben ümidimi kestim. Birkaç isim hariç, yani Şenol Tosun hariç veya Besim Acıoğulları maddi olarak destek veriyor kendisi. Birkaç isim ya haricinde yönetimde Ersin bence Toker var çalışan. Çok fazla hani biz nasıl olsa Mayıs ayınca gideceğiz gibi düşünüyor. Mevcut başkan da Sayın Kamat da öyle düşünüyor ki herhangi bir proje, herhangi bir kalıcı gelir. Ya mesela benim en anlamadığım konu bu Samet. İşte şeyleri yaptırmıyoruz çünkü temliklere gidecek. Ya gitsin. 46 milyon sallıyorum, 10 milyon kazandı. 10 milyon kazandı Bursaspor. İşte 10 milyon da temliklere gitti. Bu 46 milyondan 6'sı gitsin. Yani 10 milyon 4'ü bankalara gitsin. 6'sı da temliklilerden başkalarına gitsin. Sezon sonunda 46 değil de 40 kalsın transfer tahtasını açtırmak için. Yani sizin önünüze bir şey konsun. Önünüzü biraz açsın. Hani biraz nefes aldırsın diyoruz yani, böyle bir para geldi nefes aldık diye. En azından. Sezon sonu Ali Akman'dan dediğim gibi 400 bin euro yakın bir para gelecek. Yani o da yani 4 milyon TL yakını bir para yapıyor. Ya diyorum bunları sizin artık Bursaspor'un borçları o kadar fazla ki bilmiyorum
takip ediyorsundur doğal olarak sen de. Mesela Bandırma Spor sezon sonu kongre çek 23 milyon TL borcu var. Ona bile çok büyük borçlar diye bahsediyor. Bizde artık dönebilecek borç olmadığı zaten bu durumdayız. Biz artık borcu öteleyemiyoruz. Ya bir şekilde ödenmesi lazım. Ben düştüğümüz sezonda daha sonra da daha önce de daha doğrusu Ali Yayın hani Bursaspor'da başarısız olduğunu ve görevde kalmaması gerektiğini düşünüyordum. Biliyorsun iki dönemdir de sadece Ali Yayın kurtarabilir diye birçok söyleyenler vardı. Ya ben üzülerek söylüyorum. Benim de artık şu an Bursaspor'un kurtulabilmesi için Ali Yayın değil de bu. Yani bu tarz böyle Adana Demirspor başkanı gibi cebinden para verecek insanlar lazım. Bursaspor eğer kurtulabilecekse. Bana öyle geliyor şu anda. Tolga şu an Süper Lig'e çıkamazsak tabii bu arada. Bursaspor'un Süper Lig'e çıksak da bence çok benzer şeyler geçerli. Yani inanılmaz Bursaspor'un borcuyla kıyaslandığı zaman inanılmaz gelirler gelmeyecek Süper Lig'e çıktığınız zaman. Yine bir yerlerden bir şey bulmak zorundasınız. Ya, proje yapmak zorundasınız. En azından Süper Lig'de hani düşmeye göze alarak şöyle yaparsınız işte. Hani Süper Lig'e çıkarsa bu takım Burak Altıparmak'tı, Batuhan Kördü, işte İsmail Çokçalı, işte Atabek'ti. Ataberk'in de gerçi sözleşme durumu mesela var. Biraz önce söylediğim konuya i̇şte benim Ataberk'le dahil. Onur'u da uzatın, Ataberk'le uzat dediğin gibi uzatacaksın. Hani sezon sonunda 7-8 oyuncu satman gerekiyor. Hı hı. Bir de yabancı durumu, kuralı gelme durumu var. Yani ne koparırsan, ne kimi satarsan satıp seni işte Tağlar'la oynayacaksın. Furkan Emre satılabilir. Yani kim para ediyorsa satacaksın ki önünü biraz açman lazım. Tolga, açmadan olmaz bu iş. Oyuncu satışı bir kulüp için en büyük gelir kaynağıdır. Özellikle yani yarışmacı kulüpler için. Fakat şöyle bir durum da var. Mesela ben mevcut Başkan Sayın Kamat'ta böyle bir şey görmüyorum. Hani şöyle bir hissim var Başkan Kamat'la ilgili. Ben Mayıs ayında zaten gideceğim. O yüzden yeni bir proje başlatmaya gerek yok. Benden sonraki başkan düşünsün. Bu şekilde düşündüğünüz zaman ne olacak peki? Bursaspor şu an yine zaman kaybetmeye devam ediyor. Tabii. Hafta içerisinde Eskişehirspor Başkanı biliyorsun Sayın Mustafa Akgören her ay belirli bir gün basın mensuplarını toplayıp açıklama yapıyor. Evet. Eskişehirspor bu ay ne kadar borçlandı, ne kadar borç ödedi, bu takımın yeni projeleri neler, hangi oyunculara ne kadar ödendi, kaç tane FIFA dosyası kapatıldı. Mesela Eskişehirspor Başkanı da sene sonu gidebilir. Onlarda da kongre var yanılmıyorsam. Ya bir de, ama Hatıra Ormanı projesi başlatmış evet, mesela. İşte bak, bütün herkes destek çok, verirse borcu bitecek diyor zaten Eskişehirspor. Çok büyük gelir getirir getirmez tartışılır. En azından bir projesi var Eskişehirspor'un. Evet. Ve Bursaspor'un 1/3 oranında borcu var Eskişehirspor'un. Bir Hatıra Ormanı, 2 dijital para projesi evet. Eskişehirspor'un. Ya okudum gerçekten çok hoşuma gitti. Daha önceden yaptığı projeler var. Bilal Ceylan'ı sattılar. Sadece 24-25 maç oynatıp 4 milyon TL'ye yakın gelir kazandılar. En azından Eskişehirspor'un kişilere bağımlı olmaması için, ileride yaşaması için gayret gösteriyorlar. Evet belki Eskişehirspor düşecek ama yok olmayacak. Evet. Şu an Eskişehirspor'un yok olmaması için çok güzel projeler yapılıyor. Ya herhangi bir Bursaspor'da bir proje gördün mü sen şu zamana kadar? Sayın Başkan maalesef herhangi bir projesini. Hani sağ zaten Mustafa Er çok büyük şansları oldu. Başkan ve yönetim kurulunu. Zaten saha onlarda böyle bir avantajınız var. Sahaya hiç karışmıyorsunuz. Yani takımla ilgilenmek şu değil. Antrenmana gidip Bursaspor eşofmanıyla poz vermek değil Bursaspor Başkanlığı. Yani ne yapıyorsunuz? Tamam siz Mayıs'ta gidecek olabilirsiniz. Proje başlattınız mı? Hatıra kombinesi 3 aydır çıkacak Tolga. Senin yok dediğin mevzu ya gelecek temliğe gidecek. Gitsin. Gitsin zaten. Sanki temliğe gidince havaya gidiyormuş gibi bir anlayış evet, var. Hayır. Bursaspor'un borcu ödenecek yine aynen temliklerdeki öyle paralarla. Yani sizin dediğin gibi yani temliklere giden para da borcunu kapatıyorsun hakikaten. Tabii yani ki. Bir şekilde ödenmiş oluyor. Biz de oraya gidecek diye olmuyor. Şunu ekleyeyim sonrasında sen devam et. Burada seninle devre arası Sayın Başkan Kamat ve Bursaspor transfer tahtası ile ilgili bir şeyler söylemiştik. Hatta kulüpten rahatsız olanlar da olmuş söylediklerimizle ilgili. Ne demiştik o zaman? Bursaspor'un bu sene bu dönem transfer yasağını, transfer tahtasını açtırması çok önemli. Çünkü sene sonu çok daha büyük bir kriz olacak. Mevcut yönetimin bunu yapması lazım. Ne demiştik seninle birlikte burada? Eğer Sayın Kamat şunu deseydi şu an herkes ona saygı duyardı. Arkadaşlar her şeyin farkındayız. Biz bu devre arası transfer dönemini açtıracak bütçemiz yok. Bu bütçeyi açtırabilecek olan varsa, transfer tahtasını açtırabilecek olan varsa gelsin, buyursun, biz koltuk meraklısı değiliz, buyurun gelsin otursun demesi evet lazımdı. Böyle dediği için de ben 5-6 isim gelir, para verir demiyorum. Ama ben Kamat'a yani bir şey diyemezdim. Ya evet derdim ki Erkan Kamat dedi,
bizim bütçemiz yok dedi. Kimse gelmedi. Adam ne yapsın derim. Yani aynen Bursaspor sahipsizmiş gerçekten. Gerçekten tek, sahipsizmiş tek, derdim. Aynen tek burayı idare edecek tek kişi Erkan Kamatmış derdik biz de. Ama öyle dediğin gibi öyle bir şey de olmadı. Yani yönetim bildiğimiz kadarıyla Süper Lig'e çıkacağına bu takımı çok inanıyor. Yani zaten şu anki yani bizim duyduğumuz şekilde bu takım Süper Lig'e çıkarsa devam edilecek. Çıkmazsa büyük ihtimalle edilmeyecek. Çok basit yani. Bu takım Süper Lig'e çıkma hedefi varsa o zaman ben soruyorum. Yani sana değil yönetime soruyorum. Ali Akman krizini nasıl bu kadar kötü idare edebildiniz? Madem Süper Lig'e çıkma hedefiniz var. Zaten... Recep niye gitti Süper Lig'e çıkma hedefiniz varken? Ya bir de çok komik şey Ali Akman konusu durmadan herkes eski yönetimlere atıyor. Ya biriniz deyin ki bu yani neredeyse Samet Aybaba'ya kadar gelecek. Evet ya bunu da söyledik. Yani bu çocuk imzalamıyorsa çıkın söyleyin yani hani. Biz her şeyi yaptık. İş bittikten sonra çıkıp söylüyorsunuz. Ya o hakikaten bir sürü idare edemem konusu var. Yani zaten yönetimin konusu, işi bu değil mi Tolga? İdare evet. etmek. Ya zaten o dediğim yani gibi. İdare etmek. Diyorum ya çok büyük şansları var. Mustafa Er çok büyük bir şans Bursaspor için. Yani kesinlikle yeni öyle. Gelecek başkan adayı da bence Kamat aday olmayacak. Aday olsa herhalde söylerdi veya bu proje yapardı. Hani Mustafa Er ve Özcü'ye kesinlikle dokunmamalı. Gelen başkan ekonomiden evet. anlamalı. Gelen başkan borç yönetiminden anlamalı. Belki de profesyonel bir ekonomisti getirin yani Bursaspor'a. Tabii canım, fark etmez. Saha içine karışmanıza gerek yok. Orada Adil Cenkçiler, Şenol Tosun, Mustafa Er, Serdar Kurtuluş, Fatih Şen orası bir şekilde yürüyor ve ilerleyecek orası. Yani, ya biz bence yani çıkamasak bile ya benim çözümüm bu. Kim para ediyorsa satacaksınız. Zaten o olacak. Bile, sonuç yani o olacak. Şöyle söyleyeyim hani kimseyi küçümsemek için söylemiyorum ama ya Bilal Ceylan'a bu kadar veriliyorsa bence İsmail ondan birkaç kat daha iyi. Bence 5-6 kat daha yani iyi. Yani parasının da öyle olması lazım. Yani sizin sadece bir İsmail'i satarak 20 milyon diye yakın bir para kazanmanız gerekiyor. Ki daha fazlasını eder bence İsmail. Ya işte onları ayarlamanız gerekiyor. Sezon sonunda Bursaspor bence Batuhan'ı aynı şekilde hani 20-25 her oyuncu Burak Kapacak bence çok çok daha fazlası. Ama bunlar eder. İşte en önemli kilit nokta Tolga. Bir plan dahilinde mi yapacaksınız i̇şte, yoksa panikle ya, mi yapacaksınız? Yeni gelen mi yapacak ya da kim olacak? Ya bak millet ne kadar güzel yapıyor ya. İrfan Can'ı o girdi devreye bu girdi devreye derken 7 milyon euro artı üstüne işte Florya'dan arsa, Kasımpaşa'dan 7 tane apartman. Bir sürü şey koyup alıyor Olur. Yani bunları. Satmayı da bilmek çok önemli. Tabii satmayı yani bilmek Bursa önemli. Bursaspor'un şu anki yönetimi için belki geçerli değil ama önceki yönetimdeki isimler kendi işlerinde hepsi gayet başarılı evet. isimler. Hiçbiri kendi işlerinde borç yapmayan isimler. Tabii, malları alıp satan, ihraç yapan, gerekirse ithal eden isimler. Ama Bursaspor'a geldiği zaman, futbola geldiği zaman bu aslında Türk futbolunun sorunu. İşler öyle olmuyor. Evet. Bir yerden yani. Bir yere 10 lira gidiyorsa o 10 lira yolda 5 liraya kadar düşüyor. Ulaşan yani, noktaya 4 lira olarak ulaşıyor ve bunu kimse sorgulamıyor. Kimse sorgulamıyor dediğin gibi ya bundan sonra bu yasanın da çıkması lazım bence o spor yasasında. Ya, bence sorumlu olması lazım. Sayın Milletvekilimiz Saffet Sancak'ta bununla ilgili çok evet. her zaman istekli konuşuyor, hevesli konuşuyor. Umarız yeni sezondan itibaren devreye girer. Bence olması gerekiyor. Yani, devreye girer. Senin de düşüncenlerin. Yani olması gereken nokta bu. Ama benim burada yoğunlaştığım nokta Tolga Bursaspor'da sezon... TFF 1. Lig'de zaten playoff'a kalamazsanız Mayıs başında sezon bitiyor. Playoff'a kalsanız bile en geç 16 Mayıs'ta bitiyor. Bursaspor'da Haziran ayında kongre var Tolga. 4 ay. Yani niye kimse hayalet gibi davranıyor herkes ben gerçekten anlayamıyorum. Sayın Kamat gibi. Aday mısınız? Aday olun deyin ki benim planım şu 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 veya aday değilim. Şu borçta aldım, şu borçta veriyorum. Ali'den bu kadar geldi, ondan bu kadar geldi. Recep'ten bu kadar kâr ettik. Biz bunları, biz derken bizi kastetmiyorum. Bursa şehri bunları niye öğrenemiyor? Sadece durum da var. Özellikle kamplarda sadece belli basın mensuplarına konuşuluyor. Belli evet. kitlelere hazırlanmış sorulara konuşuluyor. Niye o da? Niye mesela As TV soru soramıyor? Niye mesela Olay TV soru soramıyor? Niye herhangi bir ajansa açıklama yapılmıyor? Hani... Niye bir şey mi saklıyorsunuz? Benim hadi ben şeytanın avukatıyım. Bir şey mi saklıyorsunuz? Niye bu kadar konuşmaktan acizsiniz? Yani çok dediğin gibi bazı şeyler çok çok değişik. Bir de ya sen maalesef bizde şöyle bir durum var. İcazet olayı var. Yani dillendirilmese de bugüne kadar hani kimse konuşmak istemese bazı makamlar var. Zaten herkes biliyor bunları. İşte bazı isimler var. Başkan olacak aday. İşte ya da devam edecekse, yeni aday olacaksa buradaki yerleri ziyaret ediyorlar 4-5 tane yere. Herkesin onayını alıyor öyle çıkıyor. Hiç kimse yoksa ben hadi çıkıyorum falan diye. Gerçi nasıl bir şeyse yayılmıyor. Sayın Kamat için belki bunu söyleyemeyiz diğer başkanlara göre. Bunu çok net söyleyemeyiz. Yani bilemiyorum ben de.
Yani tam, ben biliyorum. Tam bilemiyorum yani. Yani Bursa Spor'un tabii gelenek, ya aslında bu normalde olması gereken şey. Çünkü şehrin dinamikleri diyoruz ya her zaman, Bursa Spor için klasik haline gelen bir laf var. İcazet almak belki çok başka rahatsız edici bir kelime ama işte. En azından bir ziyaret edebilirsiniz. Ya ama ben bunu kamat için geçerli ya, olduğunu sanmıyorum. Seçildikten sonra yaparsınız yani, bir şey olmaz. Sonuçta önemli olan Bursa Spor, kişi olmuyor ki. Erkan Kamat Spor'a dönmüyor yani, bu yine Bursa Spor. Oradaki kişilerin zaten bu kadar önemli olmaması da lazım. İşte Tolga, aslında benim yani, gelmek istediğim nokta bu. Bursa Spor yani Erkan Kamat'ı çok eleştiriyor gibi olduk ama mesele burada senin söylediğin gibi Erkan Kamat da değil, atıyorum Samet de değil, Mesut Mestan da değil, Ali Ay de değil. Burada önemli olan Bursa Spor'sa bir proje yapın artık. Bir yol gösterin. Ya, deyin ki bizim 5 yıllık planımız bu. Biz 2025 yılında borçlarımızın %40'ını, 45'ini kapatmış olacağız. Bu ligde mücadele versek bile. Artık Bursa Spor her sene zaman kaybediyor Tolga. Süper Lig'e çıkarsak devam ederiz. O zaman ben de devam ederim Süper Lig'e çıkarsak. Ya, başarıya odaklı, yine sonuçlara odaklı olmamamız lazım. Yoksa böyle devam ederse birkaç sene içerisinde bizim de konuşacağımız Bursa Spor kalmayacak. Herhangi birinin başkan adayı olması gereken bir Bursa Spor da kalmayacak zaten. Bana da öyle geliyor ama yani yeni üretememe konusuna geliyoruz. Bunu bence Timsahane'ye geçildiğimizden beri söylemek lazım. Timsahane'nin isim hakkıyla ilgili bir gelişme var mı mesela? Yapılmıyor. Son bir senede niye? Son bir senede ama sen örnek verdin hafta içi çok güzel işte Konya ondan, Spor'dan. Yani Konya Spor'un bile bir sürü değişiyor orası. İşte yok Torku Arena alıyor. Şimdi Medaş Konya Stadyumu olmuş. Bizde nedense yani büyük şehirle yapılması. Yani bizde en büyük zaten statla ilgili hata orası oldu. Herkese TOKİ yaptı, kulüplere verdi, devretti. Bizde Büyükşehir Belediyesi yaptı. Dönemin başkanı Recep Altepe yaptı. Şu an Büyükşehir'de zaten şeyi. Hani TOKİ'yle MOKİ'yle değil. Herkes kendine dönüyor. Bizde zaten bulunsa bile Büyükşehir üzerinden kulübe gelmesi gerekiyor gibi şeyler oluyor. Hani zaten benim bildiğim kadarıyla da o yüzden de olmuyor. Eğer şu an stada isim hakkı bulursanız para önce Büyükşehir Belediyesi'ne gidiyor. Oradan size gelme durumu var. Ya çok değişik şeyler. Ama şu çok ilginç değil mi yani? Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu açılalı 5 yılı geçti. Aynen. 6 yılı bulacak ve dünyanın en modern stadyumunu, mimari açıdan ödül almış stadyumunu yaptığını söylüyor eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı. Fakat bu stada isim bulmak bu kadar mı zor? Ya çok zor demek. Bak, kimse bulamıyor. İstediğiniz parayı alamayabilirsiniz sportif başarılardan dolayı. Mesela Ali Ay yapıyordu hani onu. 5 düşünürsünüz ama 2 alabilirsiniz. Yine de almış olursunuz. Oradan bir gelir sağlamış olursunuz. Evet. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun şu anda Bursa Spor'a bir kuruş geliri yok. Hiç katkısı ve yok. Ve seyircisiz olması oldu fark canım. Etmiyor. Seyirci varken de böyleydi. Tabii. O zaman bu stat niye yapıldı? Ya bir de niye dikkat çeken mesela timsah şekli olduğu için yani farkındasınız. Bazı siteler var böyle sosyal medyada falan çok büyük takipçide. Çoğu yerde güzel photoshoplu fotoğrafları da oluyor. Hani bitmiş haliyle duruyormuş gibi. Ya bütün bence spor severler tarafından bilinen bir statta. Yani Konya stadındansa bu stada aslında şeyi bulmak çok çok daha kolay. Hani neden bulunamadığını çıkın onu da açıklayın. Yani bu çok zor bir şey değil ki. Biz aslında bulduk ama bu para bize gelmeyecekmiş deyin. Hani bir söyleyin artık, bir şeyler söyleyin. Hani dilimiz hakikaten tüy bitti. Ya veya herhangi bir kurtuluş projesi. Her zaman söylüyoruz ya hani yeniden zirveye. Mesela Mesut Mestan'ın yaptığı bile en azından kendi içerisinde bir dinamikti. Tabii. Yeniden mesela, zirveye. Mesela şu an oyuncular mesajlarını öyle paylaşırdı. Yani şu anda bir motto ben göremiyorum. Evet. Biz bize işte yeteri sloganı vardı. O da bir yere kadar devam etti. Maalesef. Yani günübirlik. Hani biz Mayıs'ta gideriz artık bizden sonra kim gelirse onlar uğraşsın mı acaba? İşte bu çok kötü bir şey. Mustafa Er'in de dediği orada bir şeyler var. Hani diyordu ya geçen seneki yapılan destek bu sene yapılmadı diye. Hı-hı. Ya geçen sene olmuştur, olmamıştır, hepsi takıma gitmiştir, gitmemiştir ama en azından destek için durmadan kapı aşındıran, bir şeyler yapmaya çalışan birileri vardı. Kim ne derse desin yani. Bu sene o yok zaten. Yani senin dediğin gibi bir motto yok, bir şey yok. Ortada bir proje yok. Yani bu senin en önemli şeyi hatıra kombinesiydi. Bütün takımlar yaptı yani. Sene başından beri hatıra kombinesi. Üçüncü takımlar bile yaptı bunu. Tolga, şöyle bir şey var. Belki rast gelmişsindir habere. İzleyenlerimiz de belki biliyordur. Tottenham FA Cup'ta 5. turunda bir İngiliz sahil kasabasıyla eşleşti. Hı hı. Kasabanın nüfusu 50 bin. Ve bizim Bursa'daki Atıcılar gibi bir sahaları var. Ne yaptılar biliyor musun? O maça özel sanal bilet sattılar. Yani 50 bin adet sattılar ve o bileti alanlardan biri o gün o sahil kasabasının rakibi olan Tottenham'ın
teknik direktörü Mourinho. O sanal bileti hatıra olması için Mourinho da aldı. Yani bir sahil kasabası takımı bunu yaparken ya gerçekten bunu yapmak bu kadar mı zor acaba? Sadece bunu değil, deyin ki ya senin projen olmaz, bizim böyle bir projemiz var. Şu an bir proje yok. Günübirlik. Göztepe maçı kazanıldı. Ne kadar güzel bir fotoğraf var. Gerçi onu da tam olmamış. İki görebiliyorduk. Hocalar falan bir yerde ayrı kalmışlar. Ya onu tam bir şekilde bir tişört bastır ya. Yok mu? Hakikaten, ona gelecektim. Ya, ona gelecektim. Hakikaten bak şu an pandemiden dolayı sıkıntı da var. Biz bize yeteriz. Durumda. Yeşil yani veya beyaz tişörtler. 20 liradan, 50 liradan satın. Ya birisine yaptırın. Hiç olmazsa 1 milyon lira gelsin. Ya. Bir maçlık primi ödemiş olursunuz. Ya, sallıyorum sana. Bunu hani birisinden şey de yapmayın. İşte tanesi 25 lira olsun. Maliyeti 5 lira mı? Ya 5 lirada ya da 1 lirada 2 lirada onu üretene de verin. 10 lira maliyeti olsun. 5 lira orası 5 lirada o kazansın. 15 lira direkt karınız olsun. Hiç üretmeyin. Ki bu tişörtü bedavaya üretecek bir sürü firma var Bursa tabii Spor'da. Vardır. Vardır ama hani diyorum ya en azından maliyetini karşılayın ya da ne bileyim biraz en azından çok az bir şey yaptık dersiniz. Tabii. Hani bir şey yaptık dersiniz. Adana Demir galibiyeti sonrası yapın ya. Tolga şunu anlamıyorum. Adana Demir Spor galibiyeti dedin. Notlarım arasında vardı. Şimdi ben sana soruyorum. Yıllardır futbol izliyorsun. 30-31 yaşındasın. 15-16 yıldır bilerek futbol tabii, izliyorsun bilerek. Yani. Galibiyet priminin esprisi nedir? Galibiyet priminin esprisi şudur. O maçta galip gelirsiniz. Daha önceden söz verdiğiniz primleri hemen oyuncuların hesabına yatırırsınız ki bu sonraki maç için futbolculara moral olsun. Futbol camiasıyla biraz haşır neşir olan herkes bilir ki futbolcu primi çok sever. 3 milyon euro kazanan da primi çok sever. 100 bin euro kazanan da primi çok sever. Bursa Spor'da şöyle bir işleyiş oldu geçtiğimiz hafta, fark etmişsindir. Bu acaba sadece bana mı garip geldi? Bursa Spor Adana Demir Spor maçı primleri 15 liraydı. 15 bin TL idi. Maç sonu 30 bin TL'ye yükseltildi bu primler. Şöyle bir durum oldu. Evet çok güzel prim veriyorsunuz. Takdir ediyorum yani. Çok güzel prim veriyorsunuz. Ama bu primler ne zaman yatırıldı biliyor musun? Giresun Spor maçının 2 gün öncesinde. Yani arada Altınordu maçı oynandı ve kaybedildi. O primin şimdi ne değeri kaldı? Ya kesinlikle. Şöyle bir durum da var. Şu eleştiri yapanlara sözü sana vereceğim. Şu eleştiri yapanlar da var sosyal medyada. Özellikle taraftarlarda. Onlar da haklı. Bursa Spor'da 8 aydan fazla süredir maaş almayan personel var Tolga. Bu personeller ya. Bu kadar maaş alamazken 30 bin TL prim oyunculara verilmesi ne kadar doğru? Kesinlikle. Bak verilmesin demiyorum. Olur ama onların payına da bir şey düşsün ki payına düşmek de doğru kelime değil. Maaş. Yani o ilk hani hem paranız yok hem bol keseden saçıyorsunuz. Yani evet mesela Adana Demir maçı sonrası zaten şehir bir kampanya başlatmış. Siz neden arttırıyorsunuz aslında? Veya ne kadar ya para geldiyse o kadar dağıtın. Evet. 5 bin lira mı? 5 bin lira yine oyuncuyu sevindirir. Aynen. Ya tabii ki de. Niye 30 bin mesela? Ve yatıramıyorsun al işte sonra sıkıntı oluyor. Ya da şöyle bir şey. Ya veya bir anlamı kalmıyor. Önceden vardı böyle şeyler. Mesela 3 maç ya de Altınordu. Giresun'a koy bunu. Hadi Giresun dersin ki bu mücadeleyi görünce Giresun'a dersin ki tamam hani Covid vardı bir şey vardı çıktınız mücadele ettiniz biz size kazanmış gibi veriyoruz dersin. Hani Altınordu maçında yani bir önceki maçta 2 maçlık prim almış zaten oyuncu. Bir şekilde yatacak bu. Değil mi? Yani neden yani hani biz hakikaten yönetim konusunda yönetimsel olarak bence sıkıntılar yaşıyor Bursa Spor. Senin de dediğin gibi. Yani personel konusu hakikaten söylüyoruz, soruyoruz durmadan. Ödeme için çalışmalar yapıyorlar ama 8 ay çok büyük bir. Geçen seneki Mesut Mesut'un yönetiminde çok büyük eleştiriler hak ediyor. Bu yönetimde bu konuda. Yani zaten çok fazla insan yok. Benim yani verilmesi lazım. Benim kulüpten konuştuğum bir personel Mesut Mesut'un yönetiminde maaş ödemelerinin daha düzenli, daha kabul edebilir yapıldığını söyledi. Hı hı. Hani Mesut Mesut'un yönetiminde her zaman bir eleştiri oluyor ya. En azından personel maaşlarında Mesut Mesut'un yönetimine hak verdi Bursa Spor Kulübü'nde çalışan personel. Şöyle söyleyecektim proje olarak. Proje konusunu yavaş yavaş kapatalım. Biraz da sahaya dönelim son 10 dakikamızda. Biz bundan gocunuyor muyuz acaba? Çünkü Beşiktaş'a bakıyorum. Bırakmam seniyle başladı bu sene. Kartal pençesiyle devam ediyor. Hı hı. Fenerbahçe'nin win-win kampanyası hala devam ediyor, SMS kampanyası. Galatasaray bir proje başlattı biliyorsun. Yani Bursa Spor ya neden acaba bu konularda bu kadar geri? Herhalde bizim paraya ihtiyacımız yok. Bakın, yani en çok ihtiyacı olan kulüp aslında şöyle biziz düşünüyor olabilirler. Ya Türkiye sanki üzerinde. Kim bağış verecek? Kim para verecek? Kim yapacak? Ya siz yapın. Ondan sonra bunu deyin.
Ya biz yaptık, elimizden geleni yaptık, bütün organizasyonları yaptık. Bursa'daki bütün yerel kanallarla bir anlaşma sağladık. Herkes tarafından canlı verildik, iyi birisine sundurduk. Böyle bir proje planladık ama olmadı deyin. Ya mesela şu an zaten ben bazı galibiyetlerden sonra taraftarımızı görüyorum. Kendi kendine o zaten biz bize yeteriz kampanyasına SMS'ler atıyor 16 terlikler. Mesela onlarda durum ne? Son zamanlarda onu da bilmiyoruz. Mesela Göztepe maçı sonrası, Adana Demir maçı sonrası birçok kişi oralara SMS attı. Bu SMS kampanyası da Mesut Mesnan döneminde başladığını hatırlatalım. Aynen, Mesut Mesnan döneminde başladığını, hani oradan da mı gelmiyor hiçbir şey? Yani bunlar da mı temliğe gidiyor? Hazır elinizde açılmış, zaten valilik tarafından açılmış bir SMS yeri var. Para gelecek bir yer ya. Başladın mı kampanya? Bu çok zor olmaması lazım. Ya diyor mu? Saha içinden durmadan çıkıyoruz ama yani saha, Bursa Spor'da saha dışında çok fazla şeyler oluyor. Zaten dedi, senin dediğin gibi saha içinde Mustafa Er ve oyuncular elinden gelen her şeyi sonuna kadar yapıyorlar. Bütün övgüyü hak ediyorlar. Zaten bu sene yani bu kadar çok Bursa Spor eleştirilmiyorsa Mustafa Er'in ekibi ve futbolcuların tamamen özverisinden kaynaklanan bir durum. Yoksa sadece primle de bu işler hakikaten yürümez. Biliyorsun Cüneyt'in açıklamasından sonra çok eleştirenler de oldu. Ya alamıyor ya, yani maaş alamıyorlar, zaten biliniyor. Evet, yatırılmaya çalışıyor ama primler yatıyor. Bir kuruş almadık diye ya, adam kazanmış zaten, çıkmış kazanmış, prim vaat ediliyor. Etmesinler o zaman prim, maaş yatırsınlar. Ya ondan bile eleştirilebiliyor oyuncular. Şöyle bir yanılgıya da düşülüyor Bursa Spor'da. Hani maaş ödenmiyor. Hani eski dönemlerle karıştırılıyor bazen. Evet. Hani eskiden Bursa Spor'un 15 milyon euroyu bulan maaş bütçeleri olduğu zaman o zaman maaş ödemesi sıkıntı yaşanırdı. Şu an 1-2 ay sıkıntı bu sene oldu, normal. Bursa Spor tarihinin en az maaş bütçesi olan takımı. Bence bu de. Takım. Şunu söyleyeyim sana, Giresun Spor lider, biliyorsun Tolga. Hı-hı. 4 puan farkta lider. Giresun Spor'un bütçesi 23 milyon TL'ymiş başkanların açıklamasına göre. Peki Bursa Spor'un geçen sene bütçesi ne kadardı? 86 milyon TL geldi. Sponsorluklardan evet. gelen paralar oldu. 100 milyon TL'yi buldu Bursa Spor'un geçtiğimiz seneki bütçesi. Yani Giresun Spor evet belki transfer tahtalarını açtırma süreçleri sıkıntılı. Siyasetin devreye girdiği dönemler oldu. Ama yani Bursa Spor da ne olursa olsun Bursa şehri iktidar partisinin bir kalesi olarak görülüyor. Giresun bunu kullanabiliyorsa Bursa'nın da bunu kullanması lazımdı. Ama Giresun şöyle kullandı bence. İşi son raddeye kadar getirdiler. Tabii. Hani birkaç kişiyi çalımladılar. Boş kaleye pas verdiler. Golü de siyaset attı. Ya Bursa Spor demek ki topu oraya kadar da getiremiyor. Tabii Samet. Şimdi diyorum hani ya. Her şeyi de siyasi olarak beklemek çok mantıklı değil. Mesela, hani onlara var, bize niye yok diyenlere söylüyorum. Geçen sene de bence bazı sıkıntılar vardı. Geçen sene de paralar bu aynı borçlar vardı. Hani bu kadar yardım toplantı, oradan para geldi ama bunlar zaten onlara çok kullanılmamış. Senin dediğin gibi bu sene şey olması lazımdı. Yani siz 20-23 milyon TL'yi ertelemetri kabul ettirecektiniz. Diyecektiniz ki iyi, bizim 20 milyon TL'ye yakın bir paraya ihtiyacımız var. Hani şehre bir gene bir kampanya yapalım, bir şey yapalım. Bu parayı toplayalım, bunu da ödeyelim de açalım. Ama yok, bizde şöyle bir durum var. Birisine para verirsek diğerleri de istiyor. Ya sen imzayı almışsın, sen al önceden imzanı. Herkesi erteleteceğiz diye al. Ondan sonra bakarsın bu duruma. Ama ya bilmiyorum ya. Olmuyor, bilmiyorum. Neden? Sağ içerisine dönelim. Dönelim artık. Vallahi Samet ben çok isyan edeceğim artık yani. Son 10 dakikamız. Herhangi bir zaman problemimiz de yok diye tahmin ediyorum. Bursa Spor Tuzla Spor'la karşılaşacak. Sağ içine dönersek Mustafa Er'in açıklamalarından sağ içerisine geçelim istiyorum. Çünkü Mustafa Hoca Bolu kampına gittiğimizde de, buradaki basın toplantılarında da, buraya geldiğinde de hep şu ifadeyi kullanıyordu. Hiç bu kadar net konuşmamıştı. Bu takım her zaman playoff bandının oralarda olacak sene sonuna kadar. Hep bu ifadeyi kullanıyordu. Biraz da yuvarlak konuşuyordu hedefler doğrultusunda. Fakat Giresun Spor maçı sonrası ilk defa bu kadar net konuştu Tolga. Bu takım playoff'a kalacak dedi. Bu hedef gerçekçi mi? Öyle sorayım. Biz zaten sezon başından beri, özellikle ben zaten bu takımın playoff oynayacağına inanıyordum. Hani evet, 6. olması benim için en büyük başarıydı. Şu anki yaşananlardan sonra bence daha da büyük bir başarı gibi geliyor. Çünkü hakikaten çok zorlu bir yol. Bu hafta oynanacak Tuzla Spor maçında alınacak bir mağlubiyet bizi yoldan çok çok daha da uzaklaştıracak. Bir anda playoff'la 6. sıradaki Barem'le aranızdaki farkı 8 puana çıkarabilir. Tabii. Ya ondan sonra yani bunu tutunmak için bir 4'te 4 falan yapmanız lazım ki o sırada birileri puan kaybedecek. Siz de playoff hattını tutunun. Sonrası da sıkıntılı geçer.
O yüzden bu maç çok kritik. Aslında sadece bu maç değil Tolga, ben şöyle bakıyorum. Bursaspor'un önünde 24. haftaya kadar, yani 25. hafta Bolu'ya gidilecek. Hı-hı. O haftaya kadar bence bir şeyler netleşecek. Bursaspor'un önündeki 4 maçının 3'ü iç sahada. Tuzla geliyor, Balıkesir'e gidiliyor. Sonra Menemen ve Akhisar. Yakın. Menemen ve Akhisar. Bursaspor bu 4 maçta en az 3 puan çıkarması gerekiyor ki playoff yarışının oralarda dursun. 9 puan çıkarması gerekiyor. Yani 7 puan bile Bursaspor'u hani playoff barajının en az 7-8 puan gerisine iter. Çünkü Tolga, puan durumuna bakıyorum. Bursaspor'un playoff'a kalması için en kötü 6. sırada olması lazım. Şimdi Giresun, İstanbulspor, Samsunspor, Adana Demirspor, Tuzlaspor, Altay, Keçiören Gücü, Altınordu. Bursaspor'un şu anda önünde olan isimler. Sence Bursaspor playoff'a kalırsa hangi takımları sen dışarı gönderiyorsun? Hangi yani takımları geçme Giresun'u, ihtimali daha fazla? Mesela şu an Giresun'u göndermek oradan zaten hayalcilik olur. Giresun bence 1 veya 2'den yani çıkma ihtimali yüksek. En kötü bence 3. bitirir Giresun burayı. Tabii. Yani en kötü bitirir. Adana Demir'le zaten Samsun'da, Samsun özellikle ikinci yarı yaptığı transferlerle öncesinde de öyle. Benim için de artık yani Adana Demir ve Samsun'un kadrosu direkt Süper Lig adayı kadro yani. Özellikle direkt, bir de Ertuğrul Sağlam'ın takımları liglerin ikinci yarısında daha iyi performans gösterir. Aynı yani, o yüzden fizik kalitesinden dolayı. Yani ben hatta ya gene Samsun'la Adana Demir'in ilk ikiden çıkacağını düşünüyorum. Hani üçüncü de Giresun olur gibi. Benim geliyor. Oradaki sürprizim Tuzla. Tuzla'nın bana kadrosunu Tuzla. Çok i̇şte, beğeniyorum devre arası transferlerinden sonra. Yani 1-2 yaparsa ben şaşırmam. Benim şu an atacağım Ali takım Tuzla iyi başladı. Bir tek oradan. Öyle mi diyorsun? Altay'ı da. Benim atacağım takım da Altay. Hikmet Karaman olmadı oraya. Ankara Gücü'ne gitti. Ankara olsaydı gitti. Osman Özköylü çok geldi. Çok daha farklı oldu. Maddi problemler olduğu söyleniyor evet, ama. Osman Özköylü'nün de yani genelde alt taraftaki takımlardaydı son 2-3 sezondur. Yani bilmiyorum. Bizim Tuzla'yı yenersek 3 puan düşürüyoruz Tuzla'yla aramızdaki bence puan Altınordu, Keçiören ve Altay'ı geçme potansiyeli ya yüksek. Bursaspor'un şöyle bir avantajı var. Hem Altay'la hem Keçiören'le içeride oynuyor Bursaspor. Yani iç dış saha performansı belki taraftar olmadığı için dışarıdan çok avantaj gibi gözükmese de ne olursa olsun Tolga, seyahat yapılıyor. Hı-hı. Şimdi Tuzla Spor, Bursaspor. Yani Tuzla'yla stadyum arası 2 saat yoktur Osman evet. Gazi Köprüsü'nden. Ama ne olursa olsun yolculuk. Bir gün önce geliyorsunuz, otele yerleşiyorsunuz, başka yerde uyuyorsunuz. Ne olursa olsun deplasman. Hani farklı çim. Farklı saha ölçüleri bazen değişiyor statlarda 2-3 metre. Yani dediğim gibi Bursaspor 25. hafta Bolu Spor deplasmanına giderken eğer 39 puanı göremezse veya en kötü 38 puanı göremezse playoff için çok büyük sıkıntı yaşar ilerleyen haftalarda. Ama şöyle bir şey var, bu takım playoff yapamazsa kimse bunlara başarısız diyemez. Tabii canım. Hiç yani kimse başarısız diyemez. Özellikle Ali Akmansız. Ali Akmansız playoff yaparsa, Süper Lig'e çıkamasa bile bence başarıdır. Tabii canım, geçen seneye göre yani sanırım geçen sene o kadro 6. bitirdi işte. Tabii 56 puanla bitirmişti. Son maçta Hatay'da yedek kadro gitme gafletinde bulunarak 6. bitirdi. Ondan sonra ilk şeyden gitti. Yani şunu ekleyeyim Tolga sana destek olarak. Tabii. TFF 1. Lig'de playoff sistemi 2005-2006 sezonundan itibaren uygulanmaya başlamış. En kötü 6. olan, yani playoff basamağına en aşağıdan katılan takım Altay olmuş. Onlar da 51 puan toplamış. Yani şu demek oluyor. Bursaspor şu an 30 puanda, en kötü 21 puan toplaması lazım. Son 5 yılın ortalamasını da 54-55 puan olarak hesaplayabiliriz. Yani kalan 14 maçta geçtiğimiz sene 56 puanla 6. olmuş. Yani geçtiğimiz seneyle kıyaslarsak 26 puan da alması lazım. Bu da şu demek oluyor. Kalan 14 maçta en az 7 galibiyet, 3-4'te beraberlik, 2-3'te yenilgi olması lazım. Bu takım bunu başarabilecek mi sence? Yani başarabilme potansiyeli çok yüksek bir takım. Yani biz ne diyoruz? Durmadan oynadıkça zaten bu takım, o gençler oynadıkça potansiyelleniyor, gelişiyor ve katkı sağlıyor. Ki arkadan gelenlerin de, bekleyenlerin de bir katkı sağlayacağını son maçta gördük. Tuzla maçı benim için bence bu sezonun kırılma maçı. Yani aslında her hafta benzer şeyleri söylüyoruz ama bu hafta üst üste gelen için iki mağlubiyet sonrası. Bir de direkt rakibiniz. Yani, Tuzla'ya kaybettiğiniz an Tuzla'ya aranızda 3 maça çıkıyor farkınız yani, ve ikili averajı da Tuzla'ya veriyorsunuz. 4 veriyorsun, maça çıkıyor dediğin aslında. Gibi. Altay kazanırsa zaten 6. sırayla 8 puana çıkıyor bir anda aradaki fark. Bir anda orada da yine 3 maç. Balıkesir'de alınabilecek kötü bir sonuç. Bir anda bir beraberlikte işlerin tamamen dağılması bitti yani olur. Sen artık burada işte 7 ile 10 arası bir yerde basamak, yani sıralama belirlensin diye lig oynamaya başladı. Mustafa Er de takıma inanıyor. Ben ilk defa onu bu kadar iddialı gördüm. Gerçi son bir aydır kendisine soru sorma fırsatı bulamıyoruz. Bursaspor'da basın toplantısı düzenlenmiyor.
Az önce ben onunla ilgili bir gelişme oldu. Hani program öncesi bir tanıtım videosu çekmiştik. Hı hı. Ben programdaki arkadaşımıza atarken yanlışlıkla Mustafa Hoca'ya da atmışım o videoyu. Çok beğenerek izliyorum, takipteyim diye az önce attı. Programı izliyorum diye mesaj attı. Selamlar olsun. Ben de selam söyleyelim buradan Mustafa Hoca. Önümüzdeki programlarda ben de ağırlamak istiyoruz dedim. Korona sürecini atlattıktan sonra inşallah tekrar programda bulunmak istiyorum diye o da söyledi. Onun tabii sözünü tabii. de aldık şimdiden. Yani Mustafa Hoca ile ben daha önce Bursa Spor teknik direktörü olmadan önce biliyorsun satır başı yapıyorduk. Hı hı. Orada çok güzel bir futbol muhabbeti yapmıştık. Ya Mustafa Hoca ile Bursa Spor'u ağırlıklı ama futbolda konuşabilen bir insan. Yani Türkiye'deki diğer teknik direktörlerin aksine hani sadece çalıştırdığı takımla ilgili değil. Yani kampta sen söyledin. Evet, hani Inter-Juventus maçını da o tempoda izleyen bir insan yani, veya TFF 2. Lig'deki bir takımı da takip edebilen bir insan. Ya zaten en önemli şeylerden birisi de futbolu seven insanların burada olması hı. gerekiyor. Mustafa Hoca da futbolu seven bir insan. Dediğim gibi Premier Lig maçını izliyor, işte İtalya'da kupa hı-hı. maçını izliyor. Oradaki oyunları da görüp hani bir şeyler yapmaya çalışmak da çok önemli. Yani Tolga, gerçekten ülkemizde çok alakasız bir şey bağlayacağım ama teknik direktör konusunda bir gelenekçi, muhafazakar taraf var. Yani 70'li, 80'li yıllardaki öğretileri uygulayan, hatta sadece gazla çalışan. Oradaki ya öyle demeyelim de sadece bazıları öyle. Sadece demeçler bile 80'den kalma demeçler görüyoruz. Geçtiğimiz hafta biliyorsun Sivasspor Ankara Gücü'nü yendi hı-hı. deplasmanda. Evet. Rıza Çalınbay'ın bir açıklamasına rast geldim. Yani şu açıklama nasıl yapılabiliyor? Rıza Hoca da iletişim ekibiyle çalışan bir hoca bildiğimiz kadarıyla. Abi yılların futbolcu olarak ayrı efsane, teknik direktör olarak ayrı efsane. İki evet. gol attık, VAR'a takıldı. Yani zaten onlar gol olsa VAR'a takılmaz. Hani siz gol atmış olmuyorsunuz aslında. Yani buna denk geldim. Evde kendi kendime bir anda gülmeye başladım. Yani bu açıklamaları artık geliştirmemiz lazım. Oyunu hakemler üzerinden açıklamamamız lazım. Yani yurt dışındaki örneği, basın toplantılarını görüyoruz. İnanılmaz futbol konuşuluyor, evet. taktik konuşuluyor, saha konuşuluyor. Ya bizde birinci soru Tolga. Direkt hakemler Mesut Özil'in imza töreninde. Belki görmüşsündür. Evet, evet. Yani aslında Türkiye'de spor basınının nereye geldiğini gördüğümüz anlardan bir tanesiydi. Mesut'un imza töreni yapılıyor. Ali Koç orada, Emre Belezoğlu orada ve söz alan bir basın mensubunun sorduğu ilk soru. İrfan Can Kahveci transferi ne durumda? Evet. Yani çok üzücü. Bence çok üzücü. Gerçekten çok üzücü. Akşamki örneği sürekli işte Fatih Terim'in açıklamaları. Ben de onları yani garip gözlerle okudum, takip ettim. Yani bizim hakikaten sadece yani Marko'nun yaptığı hatalar değil de mesela akşamki maçı değerlendiriyorum. Değil de işte vardaki hakemler demek ki o basmayı beğenmedi. Yani sizin karşınızı bu olmaması gerekiyor. Bizim futbol konuşmamız lazım. Bence ülke futbolunun gelişmesinin en büyük sebeplerinden birisi de bu. Yani rakip mesela bazı hocalar işte rakip sadece savunmayı düşündü. Bir kere gel adamı tak diyor. Atletico Madrid yıllardır bunu yapıyor. Simeone'ye kızalım o zaman. Neden topu bizi veriyorsun kardeşim, oynamıyorsun diyelim. Şuna ya böyle bir şey olmaz şuna yani. Şuna hastayım Tolga. Rakip bir kere geldi, gol oldu. Yani bu senin beceriksizliğin o zaman. Kaç kez gelmesi gerekiyor gol atman? Yani öyle bir kural mı var? Yok. Hani bir takım 3. 4. hücumunda golü bulabilir. Yani hakikaten komik. Yani biz de oyunu düşünmemiz lazım. Hani siz neden mesela son günlerde gene Erol Bulut tartışılıyor Fenerbahçe'de. Evet, Galatasaray maçında yaptığı tercihler kupadan elenirken yani Gökhan Gönül'ün kanadı üçlüye dönmesine rağmen Gökhan Gönül'ün çıkartmamasına rağmen o kanat aksıyorken görüp müdahale edemiyorsanız, oyunu okuyamıyorsanız yani maalesef hoca olmamanız gerekiyor. Mustafa Erim bence artılarından birisi de o. Oyunu okuyabiliyor bence. Bazı değişiklikleri eleştiriliyor ama ben genelde yaptığı değişiklikleri de beğeniyorum. Mesela bazıları evet kötü son ama maç özelinde Kerem Kök'ün oyundan çıkma tercihi bence çok doğru. Doğru. Ama bazı hoca şunu yapabilirdi. Ya bu adamı sonradan soktum. Şimdi sarı kartı da var ama sıkıntı olmasın, devam etsin. Belki de Bursa Spor oradan gol yiyecekti. O pozisyonda gol yiyecekti. O anda. Yani ve şunu da görmüş olduk. Abdullah Tazgel'in Kerem Kök'ün önünde olduğunu görmüş olduk. Hatta İsmail Can Çavuş'un önünde olduğunu da gördük. İsmail Can Çavuş zaten sol bek değil. Ama maça başladı. Yani sonuçta bize hayır, bir artık verdi. Orijin mevkii sol bekti. İşte mesela değil, tabii ki de. Bundan sonra eğer Covid süreci devam ederse, Onur'un Covid süreci devam ederse, bence Abdullah Tazgel başlar evet. Tuzla Spor maçına. Bence de öyle olması Tuzla lazım. Tuzla Spor maçının ilk 11'ini konuşalım. Son 1-2 dakikamız sonrasında skor tahmini alalım ve kapatalım. İlk 11'de çok fazla bu sefer bir şey yok ama bence
pozitif, negatife dönenleri bilmiyoruz tam olarak. Kalede yine Atabek devam ediyor. Son haftalarda bir sallantı var Atabek'te. Bu gerçeği yatsımayalım. Bence maalesef. Sözleşme konuları onu da etkiliyor. Bir sallantı var ama yine de Atabek'in başlayacağını düşünüyorum. Ben de Atabek'i düşünüyorum. Covid süreci devam ediyor. Hani herkesin Covid sürecinin devam ettiğini varsayalım. Çok benzer bir kadro çıkacaktır. Benzer kadro. Ya dedim solda ama Abdullah Tazgel Taha başlar. Evet. Aykut oynar. Sağbek Ozan İsmail Koç başlayabilir muhtemelen. İsmail çok çalışan sakatlığı var deniliyordu öğrendiğimizde. Eğer Covid olmamışsa, böyle bir şey olmazsa İsmail'in dönüşü olabilir. Dönerse de bence çok büyük katkı verir. Tabii cumartesi günü yapılacak testler çok önemli. İnanılmaz iyi gelir bize yani. İsmail çok çalışan bence. Orta alanda Özer'in sarı kart cezası olduğunu hatırlatalım. Evet. Orada Emirhan altı parmak devam edecektir. Tuğbe, Keremşen artık hangisi dönerse. Hangisi dönerse, ileride Tuğbe zaten dönerse çok iyi olur. Çağatay, Batuhan, Eren, belki evet. Şamilcan olabilir. Evet. Ya ben Eren'i de beğendim aslında. İlk onun da hani böyle biraz heyecanlıydı. Çağatay baştan kötü başladı. Sonradan açıldı, biraz daha kendine geldi. Eğer iyi oynarlarsa 3'ü de yine forme zorlayabilirler. Şunu unutmayalım. Evet, hep Bursa Spor özelinde konuşuyoruz ama Tuzla Spor, biraz önce de söyledim, devre arası transferleriyle birlikte bence Adana Demirspor'un da önüne geçmiş durumda. TFF 1. Lig'in tabii en iyi kadrosuna sahip bence çok şu an Tuzla Spor. Adana Demirspor'la denk diyebilirim. Yani Bursa Spor maça favori çıkmıyor. Yine bu gençler ellerinden geleni yapacaktır ama herhangi ekstra bir sonuç kimse de büyük hayal kırıklığı yaratmasın diye düşünüyorum. Skor tahmini 2-1 alayım. 2-1 bu sefer biz kazanırız. 2-1 geçen diyorsun. Haftayı tersine çeviririz gibime geliyor. Ben de maçın 1-1 veya 2-2 beraberlikte biteceğini tahmin ediyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür bu haftada hızla akıttık. 45 dakikadır yayındayız sanırım. Benim için çok çabuk geçti. Öyle mi? Anlayamadım. Önümüzdeki hafta yeniden burada seninle birlikte olacağız. Görün. Değerli Az TV izleyenleri, bu haftalık ikili oyunu noktalıyoruz. Şimdilik hoşçakalın. İyi geceler.